Epilepsi cerrahi tedavi sadece ve sadece ilaca dirençli olanlarda uygulanır. Yani ilaca rağmen epilepsi devam ediyor ise, yeterli dozda, yüksek dozda, ikili antiepileptik ilaca rağmen hala nöbeti devam ediyorsa bu hastalarda epilepsi cerrahisi düşünülebilir. Fakat düşünmek epilepsi cerrahi yapmayı gerektirmiyor. O nedenle öncelikle sebebi ortaya koymak gerekiyor. Nereden kaynaklıyor, nasıl yapılıyor, ondan sonra bu nasıl oluşuyor, hangi sistemle öbür tarafı yayılıyor veya beynin her tarafından mı kaynaklanıyor? Bunun için bazı tetkikler yapmak gerekiyor. Burada tabii video ege monitorizasyon çok önemli. Bunu yaptıktan sonra bir odaktan kaynaklanıyorsa ve bu odak çıkarılabilecekse ve çıkarıldığında hastaya zarar vermeyecekse o zaman rezektif cerrahi dediğimiz epilepsi cerrahisinin en önemli yöntemlerinden bir tanesi olan cerrahi yöntemi uyguluyoruz. Ama epilepsi cerrahisinde başka yöntemler de var mıdır? Vardır tabii ki. Pil tedavileri dediğimiz işte halk arasında beyin pili denilen vagal sinir stimülatörü uygulamaları veyahut da beyine direkt elektrot koyularak yapılan uygulamalar vardır.